Evet kıymetli dostlar golvar.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun ve bu videoyu beğenin. 70 bin yapsaydınız bir kişiye Fenerbahçe'nin yeni sezon formasını verecektik. Geçtiğimiz videoda hakkınızı kaybettiniz. Ama ben inanıyorum yine de yapabilirsiniz. Neyse. Sam o Osayi ısrarı. Arkadaşlar Fenerbahçe Osayi böyle satmak istemiyor. Satarsa da 20 milyon eurodan aşağı satmak istemiyor ama Sam Tempton'un ısrarı var. Bakalım bu iş nereye gidecek? Benim kişisel fikrimi soracak olursanız 14-16 milyon euro bandına o sayıyı satabiliriz. Görün bakın. Hani 14 16'ya çıkarsa izleriz. Fenerbahçe'de orta sahaya B planı Manukone. Şimdi Fenerbahçe orta sahaya birçok isim düşünüyor. Birçok isim alma niyetinde. Ama bunlardan bazısı akılcı hedefler doğrultusunda bazı akılcı hedefler doğrultusunda değil. Mesela bir tanesi Manu Kone. Manu Kone ismi e, Alman liginde 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu. Ha, yetenekli mi? Yetenekli. İster misin takımına Mustafa Hocam? İsterim. Ama benim bildiğim kadarıyla oyuncu, Glambach oyuncusu merkez orta saha. Yani 8 numara. Yani yani Fred'in bölgesinde. Yani arkadaşlar Fred'in bölgesindeki futbolcudan ihtiyacımız var mı bizim? Ben bunu düşünmenizi rica ediyorum. Hani bize bir Fred daha gerekir mi? Hayır Fred'in yedeği olarak gerekir. Transfer market değeri 6, 8, 4, 5, 7 milyon euro falan olur. Yabancı kontenjanın elinde hazır olur. Dersin ki alayım. En azından Fred'e yedeklik yapsın. Zaman zaman oynar. Gelişimini sürdürür. İşte Fred'den de alacağı derslerle birlikte Fenerbahçe'ye ileride yüksek paralar kazandırabilir dersin ya da Fred'in arkasında beklemek zoruna gitmez dersin alırsın. Ama şu aşamada imkansız. İsmail Sayıbari ismini bir kardeşim sordu. Hocam dedi Feyenoord'daki bu çocuğu alamaz mıyız? Alamayız kardeşim. Niye alamayız? Biz belki de bu çocuğu denemişizdir. Belki de bir fiyat teklifinde bulunmuşuzdur. Hani 45 milyon euro getirin alın demişlerdir. Biz 45 milyon euroyu veremeyiz arkadaşlar. İnşallah ne demek istediğimi daha net ifadeyle anlatmama gerek kalmaz. Herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Ondan sonra Fenerbahçe'de Mourinho'nun transfer talebi. Mourinho orta sahanın merkezine bir isim istemiyor. Mourinho 6 numaraya bir isim istiyor. Yani bana bir 6 alın. İsmail'i de Bartu'u da yedeklesin diyor. İsmail varken Bartu varken ee, hani İsmail Bartu bu 6'yı alırsan o artı Fred, artı Mert Hakan Yandaş, artı Şimanski çok çok zorlarsan başka isimler. Bunlarla da yoluma devam edebilirim diyor. Ee, bakalım arkadaşlar bu kısım nasıl olacak. Ama Mourinho'nun talebi kesinlikle net bir 6 numara istiyor. Yani bana net bir altı alın diyor. Bu arada Rick Richards, Richard Rios bunu Galatasaray alacakmış adını bizimle anıyorlar. Ya arkadaş Fenerbahçe bunu alacak olsa taraftardan küfür yerler ya. Ya yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Beceremeyeceksiniz, alamayacaksınız. Fenerbahçe'yi şey yapmayın. Taraftara karşı kışkırtmayın. Yani dediğim gibi bizim alacağımız kişi kütürü kere gibi 6 numara olması lazım. 8 numara transferini beklemiyoruz. Ama dediğim gibi alamayacaklar ismi bile Fenerbahçe'nin adını verip lekeleme çabasındalar. Neyse Ferdi için 33 milyon euroluk teklif. Arkadaşlar Ferdi Kadı olduğu için bir İngiliz kulübü bonuslar dahil 33 milyon euroluk bir teklifte bulunuyor. Fakat bu teklif hani yeterli bir teklif değil arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin kabul edebileceği bir teklif değil. 40 milyon eurolara falan çıkarlarsa olabilir. Hocam ne 40'a? Daha Süper Lig'den kimse 40'a gitmemiş. Şöyle böyle ya gidebilir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Gidebilir, olabilir. Yani neyse. Ferdi bir yere gitmiyor 40 gelmekçe. Sander Berge Fenerbahçe ile adı çok anılıyor. Buna da bir e, giriş yapacağım. Sander Berge'nin adı çok anılıyor, anılması ama hani menajer dümeni diyen var, yalan diyen var, Fenerbahçe'yi kandırıyorlar diyen var, sahtekarlık diyen var. E, çeşitli çeşitli sözler söyleniliyor. Ama Berge konusunda en net bilgiyi yakında göreceğiz. Fenerbahçe'nin çünkü orta saha transfer çalışmaları hızla sürüyor. Ve bu hızla süren çalışmalarda sona da gelindi aslında. Yani yakın zamanda da ben bir transfer bekliyorum açıkçası Fenerbahçe'den açıklanmak için ama bunu da hep birlikte izleyeceğiz. Kurun iç Suudi Arabistan'a arkadaşlar lütfen üzülmeyin. Ölenle ölünmüyor. Suudi Arabistan'dan Kurun iç için teklif var. Düşünüyor. Kafasının bir köşesinde var. Gitme fikri var. Ama gider mi gitmez mi %100 bilgiye sahip değilim. Ryan Kent düşünülmüyor. Mesela Fenerbahçe'deki ayrılıklardan birisi Ryan Kent düşünülmüyor. O da kulüp bakıyor kendisine. Ee, mesela Cengiz Ünder gitmesi düşünülen isimlerden birisi. Ama Cengiz gitmek istemiyor. İşin komik tarafı burası. Emre Mor, Emre Mor'a talipler var. Görüşmelerini sürdürüyor. Serdar Aziz zaten adını anlıyorum. Gitti sayılır. Yani zaten kulüp açıklama yaptı Avusturya kampından önce. O da gitti sayılır. Kurunic. Aslında Kurunic gitmesi muhtemel ya. Miha görüşmesini sürdürüyor. Crespo sürdürüyor. Luan Perez sürdürüyor. Cea Pedro 31 Temmuz'da resmi bitiş. Sonra dönüş gidiş var. Onu söyleyeyim. Jose Mourinho'nun planlaması çok güzel. Jose Mourinho hani hiç affetmiyor. Mesela İsmail yüksek 1, Berdikadoğlu 2, Osterwolde 3, Ciku 4. Bu 4 isme Fenerbahçe'deki bu 4 isme resmi teklif var ama e, Mourinho kolay kolay bunları göndermek istemiyor. Hani bunlara satış yok diyor. İyi bir para gelirse olabilir. Yoksa onun dışında göndermek istemiyorum diyor. Bu arada Serdar Aziz Kasımpaşa olacak gibi. E, TFF'den yabancı hakem tepkisi onu geç. Ben böyle yine devam ediyorum arkadaşlar. Ciku dediğim gibi Mourinho'nun göndermek istemediği isimlerden birisi. Osterwolde, Ciku, Ciku'ya 10 milyon euro teklif var ama biz 20 istiyoruz. Belki de göndermemek için 20 istiyoruz. Osterwolde'ye 27 bonusları bulan ama zor bonuslarla 27 bulan teklif var ama 30'u geçmeden de bir yere gidemez diyoruz. Ee, Alan Saint Maxim'in rüzgar esiyor. Yarın 11'de oynar mı? Bakacağız. Hep birlikte bakacağız. Oğuz Aydın yine aynı şekilde o da kendini geliştiriyor. Oğuz Aydın'ı da yakın zamanda bolca izleriz gibi. Tadiç zaten Salkana'da perçimle de orayı. İrfancan Kahveci Tadiç yarışını izleriz. Diğer tarafta Alan Saint-Maximin Oğuz Aydın rekabetini izleriz. Bu Fenerbahçe'yi anlam kazandırır. Yani rekabet her zaman Fenerbahçe için iyidir. Fred, İsmail, Yüksek, Bartu Elmaz şu an için mevcut kadroda Fenerbahçe orta sahaları gibi hani bunlara dönüşümlü izleriz gibi duruyor. Yani aynı zamanda Ilıcalı'nın, Ali Koç'un transfer çalışmaları sürüyor. Yani Yiğitepe Demir Karagümrük'e gitti. Emir Ortakaya Westerlo'ya gitti. Hani Melik Bostan yine aynı şekilde Konyaspor'a gitti. Ee, şeyle birlikte Umut Nayır'la birlikte ama artık yani yolu açık olsun Umut Nayır. Artık şey değil. Ennesiri Cenk Tosun idmanları da baya baya iyi diyorlar. Ennesiri'yi kadroya yazmadığımız için izleyemeyiz. Ama Cenk Tosun'u belki Kadıköy'deki maçta daha fazla izleyebiliriz. TFF'de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun adalet konuşmaları var. Şöyle olacak böyle olacak diye. Halil Umut dayak gidi ama diyor hani federasyon arkasında durmadığı şöyle böyle falan. Hani ben adaletçiyim, ben adaletliyim falan filan diyor. Geldiği zaman göreceğiz Galatasaray adaleti mi tutacak? Trabzonspor adaleti mi tutacak? Yoksa Sivassporlu yardımcısı var onun adaleti mi tutacak? Yoksa genel bir adalet mi tutacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Aynı şekilde Adnan Aybaba'nın bir sözü var. Adnan Aybaba diyor ki, hal şey diyor Hamit Altın ilgili hakemin şey diyor federasyon çalışanın sıfı, skandal ifadesinde diyor diyor ki diyor hani iddia iddia oynadık şöyle böyle diyor diye yani düşünsenize adı iddia ile anılan bir milli takım sorumlusu var. Ve bize para verdi biz iddia oynadık diyor. Gel gör ki durum bu. Bir sonraki seçimde diyor federasyon başkanı yaparlar diyor. Bence Türk futbolunda futbol federasyonunda bir şeyler değişti. Ama daha değişen şeyleri de görmek istiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi Fenerbahçe orta saha transferini kesinlikle yapacak. Ama ben iki kişi bekliyorum. Bunu da birkaç haftadır söylüyorum. Yine söylüyorum. Ben iki, iki transfer bekliyorum. Bir tane kütürük eriği 6 numara. Hani mesela Sanderberge'den daha da iyisi diyeyim size. Bir tane de yedek 8 ama potansiyelli. Hani böyle takım arkadaşlarının başını okşayabileceği, geleceği parlak diyebileceği. İşte ile birlikte forma bekleyen, o formayı da sırtımıza bir geçirirsek görürüz neler olacak diyen isimlerden. Richard Straya olsa da kesinlikle teklifimiz şeyimiz yok, ilgimiz alakamız yok onu da söyleyeyim. Ee, bu, bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Biraz da kısa olsun arkadaşlar. Beğenilerinizi özellikle rica ediyorum. Arkadaşlar bakın 2 Ağustos çok az kaldı. 2 Ağustos'a çok az kaldı. Yani mübarek Cuma günü bu kanalda yine üyelikler aktif olacak. Yine canlı yayınlar olacak. Yine hediye üyelikler verilecek. Yine eskisi gibi bu kanal çok çok aktif olacak. Diğer kanal belki de bu kanal Birisi short kanalı olarak devam edebilir. Birisinde başka duyumcular, başka yorumcuları davet edip videolar çektirebilirim. Ama bu kanalda yani ana kanal burası. Bu kanalda biraz üstüne düşelim arkadaşlar. Hep birlikte bu kanalımızı da büyütelim. Abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz olabildiğince oynatma listesi açın. video izleyin. Beğeni atın. Hediye üyelik verildiğinde de bana demeyin ki hocam niye böyle böyle diye. Bakın birçok kişi kanalda değil. İlk canlı yayında hediye üyelik verildi ne direkt size çıkar benden söylemesi görüşmek üzere